Esa, sesim geliyor mu? Evet, sesiniz geliyor. En son Merhabalar. tuttuk. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, koşturmaca. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için bugün. Biz teşekkür ederiz davetinizi kabul ettiğiniz için. Şimdi öncelikle biz sizden bahsetmiştik bilgilendirme mesajımızda ama Mehmet Bülent Uğur kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 1974 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Eczacılık mezunuyum. 91 girişliyim. 95 mezunuyuz. Bizim zamanımızda 4 yıldı. Şimdi tabii 5-6 yıla dayanmaya başladı. Daha sonra mezun olduktan sonra askerliğimi yaptım. Eskişehir Hava Hastanesi'nde. Daha sonrasında işte Çengelköy'de eczane açtım. Bir 6-7 yıl Çengelköy'de, 1-2 yılda Göztepe'de eczacılık yaptıktan sonra ailemin de Amerika'da olmasından dolayı Amerika'ya göç ettim. Yaklaşık bir 15 senedir de Amerika'da eczacılık yapıyorum. Yani Amerikan kanunlarına göre birkaç tane eczane var. Onların hepsini işletmeciliğini yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Amerika'ya taşınmanızı takip eden süreçte şu anda diyelim ki tabii üzerinden 15 yıl geçmiş ama şu anda Türkiye'deki bir meslektaşımız diyelim ki Amerika'ya gidip orada eczacılık yapma kararı aldı. Nasıl bir yol izleyecek? Güncel olan koşullardan bize bahsedebilir misiniz? Tabii aslında ben şuradan başlayayım. Türk-Amerikan Eczacılar Birliği'nin kurulma amacı zaten sizlere, gençlere veya da daha sonradan gelecek olan meslektaşlarımıza yol yordam göstermekti. Ben ilk geldiğim zaman genelde FPG, yabancı eczacılık sınavına başvuru süresi 3 yılı buluyordu. 3,5 yıl hatta bulduğu oluyordu. Bunun en büyük sebebi de işlemlerin nasıl yapıldığını kimse bilmiyordu. Ben geldikten sonra yabancı eczacılık başvurusunu yaptım, sınava girdim. Yaklaşık herhalde 6 ay filan içinde ben bütün evrakları hazırlayıp verdim. Tabii daha sonradan burada adapte olmaya çalışıyorsunuz, ayaklarınız üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. O bir zaman alıyor. Ne zaman işte eczaneler açıldı, eczaneler ayaklandı, belli bir şeye geldikten sonra dedik ki bizden sonra gelenlere de biz yabancı eczacılık sınavını ve Amerika'da nasıl eczacı olacağını gösterelim. Öyle Türk-Amerikan Eczacılar Birliği'ni kurduk. Benim geldiğim zamanki süreçten bugüne kadar tabii bu FPG sınavı değişti. Ben geldiğim zaman paper yani kağıt test yapıyorlardı. Kocaman bir salonu mesela kapatıyorlardı. 1.000 kişi veya 300-500 kişi artık bilmiyorum. Ama ciddi bir rakam. Orada sınava giriyordu. O şeklindeydi sınav. 6 saat sürüyordu. Şimdi zannediyorum artık computer base'e çevirdiler. Sınava gidiyorsunuz, center'lar var, sınav merkezleri, orada alıyorsunuz. Ama zannediyorum aynı gün alınıyor. Onu ayarlamışlar, o şekilde yapıyorlar. Yani mesela bu değişti. Bir başka değişikliğimiz, eskiden TOEFL'ı, IBT yoktu. Benim zamanımda IBT yeni başlamıştı. Yani TOEFL IBT denen computer base'leri de varmış. Kasete çekip onlarla da TOEFL'ı geçenler olmuş. Bizim zamanımızda TOEFL IBT başladı. Ama IBT'yi geçtikten sonra ve FPG geçtikten sonra size lisansınızı veriyorlar. Yani onu yapmadan vermiyorlar. Mesela şu anda ne değişti bu sene? İlk önce TOEFL'ı geçme şartı getirdi. İlk önce öyle bir şey yoktu. Hatta benim girdiğim sene FPG geçtiğiniz zaman onun bir şey şeyi de yoktu. Limiti de yoktu. Şu anda zannediyorum 5 yıla düşürdüler. Yani FPG sınavını geçtikten sonra 5 yıl içinde TOEFL alamazsanız diye bir limit getirmişlerdi. Tabii bu sene o da kalkmış oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü TOEFL'u geçmek zorunluluğunuz var. Diyor ki ilk önce TOEFL'u geçeceksiniz, sonra FPG, yabancı eczacılık sınavını geçeceksiniz. Yani bu tip ufak tefek değişiklikler oluyor ama biz de bunları öğrencilere, gençlere anlatıyoruz. Dediğim Yani gibi öncelikli olarak bir dil sınavını aşmadan orada bir eczacılık faaliyeti yapmak şu anda mümkün görünmüyor. mümkün değil, mümkün değil. Onun için de yapılması gereken TOEFL'dan, Speaking'den 26 almak gerekiyor. Writing zannediyorum 25'lerdeydi. Reading işte 21 falan olması lazım. Tabii çok uzun zaman oldu. TOEFL'ı geçtikten sonra TOEFL sınavı 2 yıllık bir sınavdır. 2 yıl içinde FPG, yabancı eczacılık sınavını geçmeniz lazım. FPG, biz Türkler başarılıyız FPG'de. O kadar zorlanmıyoruz. Biz TOEFL'da zorlanıyoruz. Yani o TOEFL'ı eğer aşabilirsek gerisi kolay. FPG'yi geçtikten sonra 10 aylık, New Jersey için söylüyorum, bir internship'lik var. Mesela sizin yardımcı eczacılık gibi düşünün, tamam mı? Onu yapmadan eczacılığınız kabul olmuyor. Ama bu mesela eyaletten eyalete değişiyor. Mesela New Jersey 10 ay,
Philadelphia 11 ay, New York zannediyorum 15 ay, Florida 2,5 yıl şeklinde. Yani her eyaletin kendisine göre şey var. New Jersey'de 10 ay içinde eğer hani eczacı şey yaparsanız, eczaneye de kabul edilirseniz bir 10 ay içinde bu işlemleri bitiriyorsunuz. Ondan sonra da Kuzey Amerika Board Exam'i var. Hani eskiden TUS vardı, tıpta uzmanlık sınavı. Şu anda değişmiş adı ama yeni adını bilmiyorum. Onun gibi bir sınava giriyor burada eczacılar. Yani bütün Amerika'dan mezun olsun, dünyanın başka yerinden mezun olsun, herkes o sınava giriyor. Ve o sınavı geçmeden lisansınızı alamıyorsunuz. Yani yardımcı eczacılık gibi bir süreç bekliyor eczacıyı. O süreci bitirdikten sonra eyaletten eyalete fark etmekle birlikte bu sürecin sonunda bir uzmanlık sınavına daha girmesi gerekiyor. Şimdi bu yabancı eczacılar için. Amerika'da okuyorsanız, Amerika'da okuduğunuz şey sizin şu anda Türkiye'de okuduğunuzda hemen hemen birebir aynı. Siz bitirdikten sonra siz direkt diplomayla eczacı olabiliyordunuz. Şimdi yardımcı eczacı yapma şartı getirdiler ama yani o bir sonuçta internlik veya staj dönemi gibi bir şey. Bizim zamanımızda 4 yıllık mezun olarak siz eczane açma hakkına sahipsiniz. Amerika'da öyle değil. 4 yıllık mezun olanlar dahil Amerika'da bu sınava girmek zorundalar. Çünkü Amerika'da bir sürü eczacılık fakültesi var ve bu fakültelerin belli bir seviyede olduğunun ispatını yapmak için nasıl tıpta uzmanlık sınavı var, onun gibi bir sınav. Bu sınavı geçmeden ister Amerika'dan mezun olun, ister dünyanın herhangi bir yerinden mezun olun, eczacılığınızı kabul etmiyorlar. Peki eczane açma sürecine kadar ulaştıysa bir eczacı geldi, TOEFL sınavını verdi. Sonrasında bu İngilizce olan yine sınavı verdi. Eczacılık anlamında yeterliliğini ispatlamak adına ve yardımcı eczacılığını yaptı. Bunun da sonunda yine bir internship'in takibinde yine bir sınava daha girdi ve lisansını aldı. Bunun sonrasında eczane açma aşamasına geldi. Diyelim ki buradan giden bir meslektaşımız eczane eczacılığı yapmak istedi ve eczane açmak istiyor. Onu bekleyen yol nedir? Nasıl bir prosedür bekliyor? Biz mesela burada depolarla birlikte çalışıyoruz. Bunların belli bir ilaç temini için takip ettikleri süreçler var. Orada buradan giden bir meslektaşımız nasıl bir aşamadan geçiyor eczane açabilmek için bütün sınavları verdikten sonra? Anladım. Şimdi ben bir konuyu altını çizeceğim. Nasıl olsa biz eczacı konuştuğumuz için ve bu bizim aramızda kalacağı için şey yapacağım. Amerika'da eczane açmak için eczacı olmak zorunda değilsiniz. Yani bu Türkiye'deki muğazaya denk geliyor ama biz eczacı olmayan hiç kimseye, yani meslektaşımız olmayana biz destek vermiyoruz. Ve biz bunu da Türkiye'de dillendirmiyoruz. Çünkü o zaman Türkiye'den birçok kişi gelip Amerika'da eczane açmak ister. Öyle bir şeyin olmasını da istemiyoruz. Sadece ve sadece biz meslektaşlarımıza anlatıyoruz ki yani yolu bilirlerse daha rahat karar verirler ne yapmaları gerekeni. O açıdan şimdi bir meslektaşımız geldi. Mesela yeni mezun birisi geldi diyelim. Onun zaten buraya adapte olması 1-2 yılını alacak. Yani İngilizcesini oturtturacak, işte FBG, TOEFL'ı geçecek, ondan sonra stajını yapacak, ondan sonra şeyler yapacak. Mesela ne yapabilir? Mezun olan birisi Amerika yüksek lisansa gelebilir. Yüksek lisansa gelirse o zaman ne yapmış oluyor? Öğrenci vizesiyle gelmiş oluyor. Öğrenci vizesiyle bu dediklerimin hepsini yapabilir. O zaman kimseye muhtaç değil. Ve yüksek lisansı bitirdikten sonra da burada OPT vizesi diye bir vize veriyor Amerikan hükümeti. Sağlık ve işte belli şeylerden üniversite bitirenlere kimi zaman 10 ay, kimi zaman 8 ay, kimi zaman 18 ay şekliyle. Anlatabildim mi? Onun süreçlerini tam bilmiyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ama ne yapıyor? Bu çalışma vizesi veriyor. Yani sizin social security'niz veriyor, çalışmanız veriyor. Ve siz orada başlıyorsunuz çalışmaya. Ve başladıktan sonra da mesela şimdi o süreç zarfında yani yüksek lisansınızı yaparken siz eczacılığınızı da alabilirsiniz. Bütün her şeyi halledersiniz. Yüksek eczacı ve Amerika'da lisanslı bir eczacı olduğunuzu düşünün ve çalışma şeyiniz var. O zaman ne yaparsınız? İşte bir eczaneye gidersiniz. Orada eczacı olarak çalışmaya başlarsınız. Oradan kendi green card'ınıza başvurursunuz veya oradan kendi çalışma vizenize başvurursunuz. Mesela bu çok kolay, uygun ve yapılabilecek bir olay. Anlatabildim mi? Ama Bireysel mesela bir izlemek için böyle bir yolda izlenebilir. bu böyle bir yol izlenebilir ama şimdi odanızdakilerin hepsi eczacı ve birçoğu da eczacılığı alalı benim gibi 20-25 yılı devirmişler varsa onların yapabileceği şey şu. Amerika'da bir eczane açmak yaklaşık 300 bin dolar. Ama vatandaş olmayan eczane açamıyor. O yüzden de bir vatandaşla %50-50 ortak olarak eczane açıp E1-E2 vizesi alabilirler.
Tabii yine aynı şeyleri yapacaklar. Çünkü eczacılığınızı almadan bu ülkede eczacılık yapmak, yani bir eczane işletmek o kadar kolay değil. Evet. Bu dediğim gibi İngilizce sınavını geçerler. Sonra eczacılık sınavlarını geçerler. Ama bu sırada bir eczanenin başında işletmeci olarak dururlar. Bir ek vizesi olduğu için de Amerika'ya yasal gelip gidebilirler. Yani çünkü burada şu çok önemli. Yasallığınızı korumak zorundasınız. Eğer bir kere bile illegal duruma düşerseniz bir daha eczacı olamazsınız. Yani Evet. kesinlikle kabul etmiyor Amerikan hükümeti. Çünkü eczacılıkta beyan çok önemli. Yani noter gibisiniz. Sözünüz kesinlikle kabul ediliyor. Yani o yüzden en ufak bir yalanınızı yakalarlarsa diyorlar ki siz artık eczacı olamazsınız bu ülkede. Ben o şekilde söyleyeyim yani. Mesela burada bir ufak bir olay anlatayım. Hani anlayın diye söylüyorum. Hani araba kazası falan olunca 500 doların altındakileri zaten onları saymıyorlar ama üstünde ise mesela herhangi bir polisle başınız belaya girdi mi sorusuna o eğer 500'ün üzerinde bir cezanız olduysa ve polis şeyi tutulduysa falan evet diyeceksiniz. Burada bir tane Hindistanlı benim tanıdığım birisi vardı. Bir eczaneyi devraldı ve çok güzel bir eczaneydi. 1 milyon 100 bin dolara falan devraldı yaklaşık 15 yıl önce. Brezilyalı bir eşi vardı. Bunlar bir gün içkili. Kavga ediyorlar. Kadın da şiddete uygulanıyorum diye polis çağırıyor. Çocuk o akşam nezarette geçiriyor. Yani, tabii bunlar karı koca. Ertesi gün de barışıyorlar. İçkili oldukları için. Hani öyle bir olay yaşamış diyeyim. Bu şeyi yaparken, eczacı şeyini yaparken orada soruyorlar. Herhangi bir işte kriminal şeyiniz olduğunu falan. Tabii hiç aklına gelmiyor. Hani böyle bir şey öyle hani öyle bir gece sarhoşken yaşanmış bir olay ve bitmiş. Evlilikleri devam ediyor. Olay unutulmuş. Hiçbir problem yok. O hayır diyor. 4 ay sonra bunu tespit ediyorlar ve lisansını kaybediyor. Çocuk eşiyle birlikte Brezilya'ya göç etti. Dedim, nereden bir kadar eczacılık yapamayacağım? Yani şu açıdan söylüyorum. Eczacılarımızın söylemiş olduğu şeye bu kadar dikkat ediyorlar. Mesela burada kaçak çalışmak eczacılar için çok büyük bir problem. Asla yapmayın. Çünkü yakalanırsanız bir daha eczacı olamazsınız. Bunu demeye getiriyorum. Dürüstlük önemli bu hususta o zaman. Altını çizmekte Eczacı fayda var. kesinlikle Amerika'da en çok güvenilen meslek grubu eczacıdır. Yani en çok eczacıya güvenirler. Öyle söyleyeyim. Siz bahsederken şu dikkatimi çekti. Amerika'da da çok fazla üniversite olduğu için, çok fazla mezun olduğu için böyle bir noktaya gelin dediniz. Bu bizim için de biraz aslında son zamanlarda güncel bir konu. O nedenle sormak istedim. Orada eczacılık fakültesini bitiren herkes eczacılığı yapabiliyor mu? Mesela bizim burada artık belli bir süreden itibaren uygulamaya geçmiş olan nüfusa göre eczane açma kriteri var. Orada yine böyle kısıtlamalar var mı? Yoksa bitiren her eczacı hala istediği şekilde eczane eczacılığı yapabiliyor mu? Ya da bunun dışında alternatif bir eczacının izleyebileceği yollar neler? Akademide, endüstride ne derece eczacının yeri var? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle soruna şöyle cevap vermem lazım. Amerika'da eczane açmak için eczacı olmak zorunda değilsin. Yani o yüzden mezun olmasan da eczane açabilirsin. Mezun olduktan sonra da açabilirsin. Önünde hiçbir zaman için o engel yok. Amerika'da lisans alman önemli. Eğer lisans almazsan eczanede eczacı olarak çalışamazsın. Yani okulu bitirmen bir şey ifade etmiyor. Eğer sen license'ın yoksa eczanede eczacı olarak çalışamazsın. Bir de eyaletten eyalete değişiyor. Mesela İstanbul'da license'lı bir eczacıysan Mersin'de çalışamazsın. Onun bir yasa sınavı var. O sınavı geçmen lazım. Mesela basit bir şey söyleyeyim. New Jersey'de kontramal, tramadol yeşil reçeteye tabidir. New York'ta kırmızı reçeteye tabidir. İşte bunu eczacının bilmesini istiyorlar. Yani yasa sınavı dediğim şey sınav öyle çok basit bir sınav. Ve mesela bazı yasa sınavları var. O yasa sınavına girdiğiniz zaman 10-15 eyaleti birden license'ını alabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Bir eyalette en az 1 yıl eczacı olarak çalışmadan başka eyaletin yasa sınavlarına girmenize izin vermiyorlar. Mesela New Jersey'de siz 1 sene eczacılık yaptıktan sonra lisanslı olarak başka eyaletlerin license'larını alabiliyorsunuz. Florida'da mesela şeyler var. Mesela farklılıkları söylemeye çalışıyorum. Gelen bir narkotik reçetesini Florida'da ben dinen bu ilaca inanmıyorum diyerek doldurmama hakkına sahipsiniz. Ama New Jersey'de gelen bir narkotik reçetesini doldurmamanız için ya doktorun sahte olduğunu düşünmeniz ya ilacın sahte bir reçete olduğunu düşünmeniz lazım. Yani 3 tane kuralı vardı onlar. Yani ben hastanın hasta olduğuna inanmıyorum. Bu ilacı alıp satacak diye ilacı doldurmama hakkınız yok New Jersey'de. Anlatabildim mi?
Mesela bu tip bir farklılık Ülkelerde var. farklılık gösteriyor. Şimdi gelelim eczane açmasına. Yani buradaki meslektaşlarımız, eczacılar ne yapıyorlar? Bir kere klinik eczacılık şu anda çok revaçta. Çünkü farklılar. Mesela ben bir klinik eczacısı değilim. Ben 4 sene hekimlik mezunum. Ve maalesef Türkiye'de de görüyorum, bazı arkadaşlarımız çıkıyorlar, diyorlar ben klinik eczacıyım. Yani klinik eczacı da değil, farm diyeyim diyor. Benim meslek, benim zamanımdan mezun olanların farm diyor olması mümkün değil. Mümkün değil çünkü biz 4 yıllık mezunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için üzerine doktor alır, o zaman doktor eczacı olur ama PharmD olayı farklı. Şimdi bir PhD var, bir PharmB var, 5 yıllıklar, bir de PharmD var, 6 yıllıklar. Anlatabiliyor muyum? Bunu yani terim olarak ayrılması lazım. Yoksa siz bir profesör olabilirsiniz ama PhD'den profesörsünüzdür. Anlatabiliyor muyum? Şimdi PharmD olmanızın, yani klinik eczacı olmanızın Amerika'daki şeyi şu. Şimdi retailer, bizler varız zaten ve yurt dışından gelen bütün eczacıların yapacağı en uygun ortam eczane açmak ya da bir retail eczanede çalışmak veya CVS Walgreens'de çalışmak. Hastane eczanesinde çalışabilirsiniz ama eczane kısmında, yani klinik kısmında değil. Şimdi klinik eczacı dediğiniz zaman aslında klinik eczacı bildiğimizin dışında doktor gibi oluyor. Doktorlarla vizitlere katılıyor. Doktor diyor işte hastamızın şeyleri bu. Eczacı diyor ki sen buna 30 miligram vermen lazım. Yani doktor orada hesaplamayı yapıp veriyor. Veya da hastanın kan tahlillerine veya idrar tahliline veya da blood işte şeylerine bakıyor. Ve diyor ki bu hastada bunu vermemiz lazım. Ve reçete yazma hakkına sahip. Bakın, PharmD Klinik eczacılar. eczacı, klinik eczacı reçete yazma hakkına sahip. Reçeteyi düzeltme ve itiraz etme hakkına sahip. Hastanelerde bu şekilde çalışıyorlar. Yani resmen aslında branşlaşma. Yani bir nevi doktor eczacı konumunda ilaçları çok iyi biliyor. Ama doktorlarla bütün hastalıklar üzerine, bütün şeyler üzerine şey yapıyor. Yani mesela düşünün, bir göz doktoru bir ameliyatı yaptı ve hastamızda diyabet var. Bir göz doktoru diyabet ilaçlarını çok iyi bilemez. Bilmek zorunda da değil. Onun profesyonelliği göz. O zaman işte burada eczacı diyor ki sizin göz hastanızın şeyi vardı ama şeker oranı yükseldi. Bu ilacı verelim, gözüyle bunu daha iyi. Yani ben yanlış anlamayın, doktorlarımız bilmez demiyorum ama bir uzmanlık olayı. Mesela şöyle anlatayım daha iyi anlaşılır. Bir cerrahlık vardı. Şimdi bakıyorsunuz makro cerrahi var, beyin cerrahı var. İşte yani bir estetik cerrah var. Yani cerrah dediğiniz zaman bile 5'e 6'ya girmeye başlandığı bir dönemde bir eczacının sadece eczacı olarak kalması aslında bu bizim olayları takip etmememizden diyeyim. İşte PharmD olabilirsiniz. İlaç sektöründe çalışabilirsiniz. Biz eczacılar olarak ilaç sektörünü çok boş bıraktık. Evet, ilaç sektöründeki bütün CEO'lar, bütün pazarlama bölümünde eczacılar vardır. Ama üretim bölümünde maalesef bir eczacılar yokuz. Halbuki şu anda Türkiye'de ciddi bir eczacı yoğunluğumuz da var. Onu görüyorum. Gençlerin de zelzen işleri o. Hocam biz mezun olacağız ama ne eczane açacak yerimiz var ne şey. Belki o öğrencilerimizi, genç meslektaşlarımızı fabrikalarda çalışmaya, fabrikalarda istihdama itebilir. Sadece product manager veya ürün müdürü olarak sadece satışı desteklemek yerine üretimde de bir eczacının yer alması gerekir. Ki biliyorsunuz dermokozmetik eğitimini alan tek meslek dalı biziz. Yani demek ki yani mesela kozmetik preparatlar çıkartabilmemiz lazım. Yani mesela Fransa'ya bakıyorsunuz. Fransa'daki bütün o ünlü çok pahalı kozmetik firmaların hepsinin sahipleri veya başlangıcı eczacıdan çıkmıştır. Yani biz Türkler de bunu yapmaya başlamamız lazım. Göreceğiz işte yeni nesil biraz daha aktif. Online'ı kullanıyor, interneti kullanıyor. Oradan şey yaparlar. Sorunun cevabını verdim işte eczacının yapabileceği. Yani bu konularda şey yapabilir. Ha, şunu da söyleyeyim. Fabrikada eczacı olarak çalışmak için eczacı olmak zorunda değilsiniz. License'lı eczacı olmak zorunda değilsiniz. Yani mesela sen şimdi gelsen Pfizer'e, Pfizer dese ki tamam mesajım ben seni kabul ediyorum. Sen Pfizer'de çalışabilirsin. Sen FDA'de çalışabilirsin. FDA'de çalışabilirsin. Yani Food and Drug Administration'ında çalışabilirsin. Ama eczanede çalışamazsın. License'ın olmadan eczanede çalışamazsın. Yani Ama o eczane sahibi olabilir. yani mesela sen FDA'de eczacı olarak çalışırsın. Seni eczacı olarak hürmet ederler. Bir bölümün başına getirirler. Ama aşağıya inip köşedeki Walgreens'de eğer license'ın yoksa çalışamazsın.
Ve New York license'ında New Jersey'de de çalışamazsın. Yani bu tip kurallar var, o kuralları uyguluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi bir soru daha var sormak istediğimiz. Şimdi bizim burada eczanelerde reçete karşıladığımız zaman en büyük güvence anlamında hastaların en büyük güvencesi Sosyal Güvenlik Kurumu ve bunu takip eden tabii özel sigortalar var. Ama Amerika'da sistem biraz daha farklı olarak biliyorum. Orada özel sigortalar biraz daha aktif ve hepsinin farklı izlediği yollar var diye biliyorum. Hem eczanede eczacı olarak karşılaştığınız sigortaların yöntemleri ne şekilde? Hem hasta olarak gelen birisi, Amerika'da bir hasta geldiğinde nelerle karşılaşıyor sağlık hizmetinden faydalanma adına? Şimdi Amerika'da sağlık dünyanın maalesef en kötü ülkesiyiz diyebilirim. Evet, bir sağlık hizmeti var. Yani yani Afrika'dan belki çok daha iyidir. Ama yani komik olan bir kısmı var. Bu zenginliğe bu sağlık sistemi yakışmıyor. Ve sağlık sisteminin amacı size sağlığınıza kavuşturmaktan çıkmış, nasıl daha çok para yaparıma dönmüş. Ve bundan dolayı şimdi Amerika'daki sistemi şu şekilde anlatayım size. Medicare var, Medicaid var, bir de özel sağlık hizmetleri var. Medicaid yardım anlamına gelen aid'den geliyor. O hiçbir güvencesi olmayan, hiçbir geliri olmayanlara devletin vermiş olduğu sağlık hizmetidir. Bunun da şeyi yapılanması şu şekildedir. Mesela bir burada devlet hiçbir şeyi direkt ödemez. Hep üçüncü bir partiye verir. Mesela nasıl diyeyim? SGK der ki ben bu işlemleri yapmak için özel sektöre anlaşma yapıyorum der. Kendisi istihdam tutmaz. Özel sektördeki mesela isim olarak veriyorum. Aksoy'a der veya İş Bankası'nın Anadolu Hayat'a der veya Akhayat'a der veya neler varsa Türkiye'deki şey olsun diyorum. Akhayat'a der ki ben sana green kartlı, yeni yeşil kartlı, eskiden böyle bir şeyimiz vardı. O yeşil kartları veriyorum. Onların bütün bakımını sen yapıyorsun. Faturasını bana bil yapıyorsun. Bu şekilde bir anlaşma yapıyor. Burada da şöyle bir şey var. Mesela hasta başına $1000 diyor. Aylık veya yıllık, işte onların şeyleri var. Ak Bankası mesela bunu kabul ediyor. Veya İş Bankası diyor ki ben $980 bakarım filan. Ne yapıyorlar? Bunlar bu sefer alıp bu hizmeti insanlara götürüp şey yapıyorlar. Advertisement yapıyorlar. Reklamını yapıyorlar. Diyorlar ki işte benim firmamdan gel Medicaid al. Benim firmamdan gel ben sana yardımcı olayım filan. Tabii ne yapıyor? Ondan sonra onlar oturuyorlar. Doktorlara ödenecek parayı ayarlıyorlar. Eczacıya ödenecek parayı ayarlıyorlar. Aslında sistem çok mantıklı. Devlet hizmeti para karşılığında ödeyeceği rakamı bilerek alıyor. Ve pazarlık sonucunda birçok firmayı karşılaştırdığı için ihale sonucu en iyi rakamı almaya çalışıyor. İhaleyi alanlar da çok kötü hizmet verirlerse bir sonraki sene hastayı alamıyor vesaire şeklinde bir düzen kurulmuş. Ama günün sonunda kuzuyu kurda teslim ederseniz, bunlar tabii şişiriyorlar fiyatları. Fiyatları şişirince devletin hiçbir kontrolü de yok. O yüzden de bizim başkanımız Trump der, ben fiyatları indireceğim ama hiçbir zaman için başarılı olamaz. Bu Medicaid birincisi. Yani devletten mesela hasta başına $1000 alırlar. O $1000'ı harcamamak için her şeyi yaparlar. Ki para ceplerine kalsın diye. Can you close the door please? İkincisi Medicare. Eskiden olan emekli sandığımız gibi düşün. Bu insanlar ya devlete ya özel sektörde çalışmışlar, belli bir noktaya gelmişler, 65 yaş üstü, sağlık sigorta hizmetinden yararlanmayı hak etmişler. Burada da durum şu, sizin size hep bir, her zaman için Medicare'de bir katılım payı vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani işçi sigortası da emeklisi olsanız, Bağkur emeklisi de olsanız, emekli sandığı emeklisi de olsanız bir katılım payı ödemek zorundasınız. Bunu ikinci bir Medicaid insurance'uyla, eğer fakirseniz Medicaid girer. Yani ilk önce Medicare'e bil yaparsınız. $100'lık bir ilaç. Der ki $10 ödeyeceksin. Onu da Medicaid'e bil yaparsın. O Medicaid onun hepsini öder. Veya da ödemez. Veya da hastanın kategorisine göre çeşitleri var. Ona göre hasta katılım payı öder. Zenginseniz de yani bir $3,000-$4,000 yılda cebinizden para çıkmadan sağlık hizmeti alamazsınız. Durum bu. Anladım. Özel gelir düzeyine göre. Gelir düzeyine göre onların kategorileri var. İlla sizi bir şekilde o işin içine sokuyorlar. Yani sizin paranızı almaya çalışıyorlar. Bir de özel sağlık sigortası var. Yaklaşık ayda $1,500 ödüyorsunuz. Yani evli ve çocukluysanız en az $1,500 ödüyorsunuz. İşte 12 ayda yaklaşık $18,000 eder. En az da $5,000 ile $7,000
deductible'ınız var. Yani ilk önce 5-7 bin arasını siz cebinizden ödüyorsunuz. Sonra lütfedip sizin ilaçlarınızı karşılamaya başlarlar. Bu da şu ne demek anlamına geliyor? Yani 25 bin doları sen cebinden ödemeden o yıl sağlık hizmeti alamıyorsun. Onun da kuralları var. Mesela 5 bin dolar çıktıktan sonra katılım payı mesela %100'den %50'lere düşmeye başlıyor. 10 bin çıktığı zaman işte %100'den 25'lere düşüyor ama yine siz o katılım şeylerini ödüyorsunuz yani. Hani ona emin olabilirsiniz. O şekliyle devam ediyor yani. Mutlaka hastanın aklı Bülent Bey. Bağlantı dondu. Arkadaşlar. Yorum olarak yazarsanız cevaplandırılacaktır. Ha, geliyor mu sesim? Şimdi geliyor. Kusura bakma telefon geldi, Heh. kesildi. Yani şanslıyız şu ana kadar ilk defa telefon geldi. Genelde Zoom konferansı yaparken ikide bir ben oradan hep no no'ya basarak ilerlemeye çalışırım. O şekilde bir sağlık hizmeti var. Tabii ki bu da ne yapıyor? Mesela şimdi COVID için tamam mı? Emekli sandığı bir hastası hastaneye yattı. Hastaya çıkışta 105 bin dolar bir fatura kesmişler. Neymiş? Ventilatör cihazı emekli sandığının karşıladığı grupta değilmiş. Yani bir tanesi vardı şey dedi. Ölseydim daha iyi. Yani maalesef ama Amerika'da böyle. Ve şimdi şöyle bir şey var. Mesela hastaneye gittiğiniz zaman acilde kesinlikle sizden para istemezler. Kesinlikle. İşleminizi yaparsınız, çıkarsınız. Size eve fatura gelir. Anlatabiliyor muyum? Mesela benim kızım bir kere kolunu kırmıştı. Yani çok hafif bir kırık. Hastaneye gittik. Hastaneye gitmeden önce benim bir arkadaşım var. Onun MRI center'ına gittik. Hani kırık olduğunu gördük. Kırıklı kolla da okula gönderirseniz bu sefer social servis gelip çocuğu alır falan diye dedi en azından gidin. Yani çok da büyük bir kırık değildi. Ama biz röntgenini çektik de öyle gittik. Yani röntgende kırık olduğunu gördüler. Dediler hastaneye gidin. O yüzden aciline gittik hastanenin. Acilde sadece böyle hazır ateller var. Yani kolu sabit yani alçı malçı falan hiçbir şey değil. Onu koydular. 5 dakika sürdü. Tamam dediler. Ödeme falan yok çünkü faturayı eve gönderiyorlar. Çıktık eve geldik. Biliyorum ki 500 dolar emergency room'da acilde benim ödemem gereken deductible var. 565 dolar geldi. Dedim 65 dolar da artık bir şeydir şişirmişler. Eşime dedim öde gitsin. Ödedi. Bir hafta sonra bir tane daha geldi. 535 dolar. Dedik nasıl olsa biz ödedik. Demek ki fiyatı düşürdüler. 35 doları bize iade ederler. Çünkü Amerika'da öyledir. Önemsemedik. 3 ay sonra bize collection yazısı geldi. Biz sizi collection'a verdik diye. Dedik niye bize collection'a verdiniz? Biz ödedik. Dedi ki yanlış fatura ödemişsiniz. Nasıl dedik? O doktorun faturası dedi. Dedim yani ben şimdi acile geldim. Oradaki doktor sana çalışmıyor mu? Dediler ki yok hayır o doktorun parasını ayrı ödüyorsunuz. Yani böyle bir şey var mı? Sigortanız var. 500 dolar deductible var. Sonra ben şey dedim. Hemşire ne zaman arayacak dedim. Kadın telefondaki kadın dedi ne de, nasıl yani dedi. Hemşire de gördü dedim. O da bir fatura gönderecek yani. Böyle bir salaklık olabilir mi? Yani böyle bir sistemde siz yaşamaya çalışıyorsunuz. Zaten Amerika'da en büyük korkumuz hastaneye gitmek. Hastaneye gittiniz mi? Gelecek faturayı yaz. Yani tahmin yok öyle bir şey. Yani bir düşünsenize COVID-19'dan dolayı Başkan Trump dedi ki hiçbir şekilde katılım payı şu bu filan olmayacak dedi. Hastane 105 bin dolar ventilatör kullanma parası istiyor. 105 bin dolar. Yani 105 bin dolar ventilatör kullanma parası. Evet, siz aslında bahsini Yani. açmanız iyi oldu. Biz de şunu biraz merak ediyoruz açıkçası. Koronavirüs pandemisi bu dünyanın hep birlikte içinden geçmekte olduğu bir süreç ama Amerika'da özellikle vakaların ve ölümlerin de oldukça yüksek sayılarda seyrettiği başta gelen ülkelerden bir tanesi. Bu süreç bizde de ister istemez eczacılık faaliyetlerini dönüştürdü. Yaşadığımız süreç aslında hayatı tamamıyla dönüştüren bir süreç. Sizin gözleminiz nedir bu anlamda?
Koronavirüs pandemisi sürecinde Amerika'da eczacılık nasıl bir yol izledi? Riske açık gruplardan birisiyiz. Alınan önlemler nedir? Ülke genelinde mi önlemler alınıyor yoksa eyaletten eyalete farklılık gösteriyor mu? Devletin size bu anlamda verdiği bir destek var mı? Bunlarla alakalı biraz bilgi alalım. Şimdi biliyorsun pandeminin en baştaki en büyük merkezi New York ve New Jersey'deydi. New York'ta Manhattan adası kırıldı geçti. Brooklyn, Manhattan adası. Ona bakacak olursanız aslında New Jersey'de şeye bakacak olursanız New Jersey'de Manhattan'dan daha kötü bir durumdaydı. Çünkü Manhattan'ı insanlar New York dendiği zaman New York aslında çok büyük bir eyalet. Bir ucundan bir ucuna gitmek zannediyorum 8-9 saat alabilir arabayla. New Jersey'nin bir ucundan bir ucuna gitmek 3 saat alıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Ama herkes New York dendiği zaman Manhattan'ı düşünüyor. O yüzden de o açıdan bakacak olursanız yani biz burada New York'la New Jersey kırıldı geçildi yani. Onu söyleyebilirim. Bayağı kötü günler geçirdik. İlaç konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. İlaçlar kara borsaya düştüler, şeyler oldu. Yani paranızla değil, ekstra paralarla almak zorunda kaldınız bazı ilaçları. Öyle söyleyeyim. Amerika'da eczacılık olarak şöyle söyleyeyim. Türkiye'den farklı olarak biz hastane ilaçlarının hiçbirini satmayız. Onkoloji ilaçlarının hiçbirini satmayız. Yani onkoloji ve hastane ilaçları bize gelmez. O yüzden de bize COVID-19 reçeteleri çok gelmedi. Geldiyse de private doktorlar test yaptılar. Sonuç pozitif çıktıysa reçetelerini yazdılar ve biz doldurduk. Ama verdiğimiz ilaçlar hidroklorokinin ve şeyin dışına, azitromisinin ve işte tamiflunun dışına çıkmadı. Yani bir rempefir falan vermedik. Famifir vermedik veya da kaletra vermedik. Anlatabiliyor muyum? Hatta bir ara yazı geldi Bordeaux Farmasi'den. Kaletrayı dispens yapamazsınız COVID-19 için diye. Çünkü onu HIV'de kullanıyoruz. HIV'li hastalarımız var. O şekilde söyleyeyim. İlaç sıkıntısı yaşadık. Ama en çok yaşadığımız sıkıntıların başında maske, eldiven ve koruyucu dezenfektan. Yani biz mesela nasıl diyeyim size, eskiden 10 dolara aldığım alkol 500 dolarlara, 300 dolarlara çıktı. Yani bunları gördük. Maskeler hiçbirisine dönüp bakmadı. Yani kutusunu 2,5 dolar mı ne vermişim 50'lik maskeyi tanesini 1 dolara satmaya başladılar. Evet. Düşünün yani 50 tanesi için 2,5 dolar vermişsin, sonradan 50 dolar veriyorsun falan. Bunları gördük ve yaşadık. İşte eczanemiz, bizim bu eczanemiz büyük. Bu eczanenin kullanılır alanını hemen küçülttük. Diğer eczanelerde de aynı şekilde yaptık. Ve mesela bir eczanemizde kapıdan hizmet verdik. Çünkü yani temizlik yapacak, dezenfektan hiçbir şeyimiz yok. Yani sanitizer falan hiçbir şey olmayınca ne yapacaksınız? Oraya hasta geldi, onu şey yapmanız lazım. O yüzden bu şekilde çalışanlarımızı korumaya çalıştık. Tabii zor günlerde, şimdi New York, New Jersey azaldı. Bayağı azaldı. Şimdi Amerika'nın diğer taraflarına şey yapıldı. Eyaletten eyalete değişiyor. State of Emergency denilen bir şey var. Yani OHAL gibi bir şey düşünün. Bunu ilan edilmesiyle o eyalettekilerin mesela o State of Emergency ilan edildiği zaman işe gitmek zorunda değilsiniz. Birçok şey yapmak zorunda değilsiniz. Hatta gitmeniz suç kabul ediliyor. Biz eczacı olduğumuz için bizim için hiç fark etmedi. Yani benim günlük hayatım hep aynen devam etti. Ve daha da tabii üzerimize bir sürü koruyucu giysiler giydik, eldivenler, şu bu filan. Tabii siz de yaşadıysanız biliyorsunuz insanı yoruyor. Yani insanı ciddi şekilde yoruyor. Ama yaptık yani. Üzerine bir de biliyorsunuz yağmalanma olayları oldu. Evet. Zenci bir vatandaşın öldürülmesinin üzerine bizim eczanelerimizden birisini de yağmaladılar. Ciddi bir yağmalanmadan geçti. Olsun. Hatta binayı yakmaya kalktılar. Yani aynen işte onları yaşadık. Tabii bunların ama mesleğiniz yani severek yapıyorsunuz. Yapacak başka bir şeyiniz de yok yani. Hani bir asker ön safta savaşırken ölecek miyim diye düşünmüyor. Biz de aynı şekilde bazı çalışanlarımız mesela 6 çalışanımız izne ayrıldı. Dedi ben gelmiyorum dedi. Kimisi dedi ben ölümden korkuyorum dedi. Birisinin eşi kanserdi dedik. Hani mikrobu kapıp ona bulaştırıp hani bir kötü ol, mesela bazılarına biz izin verdik. Evet. Sen gelme diye yaşlılara falan. Ama gençlerden de bazıları dedi ben ölmekten korkuyorum diye şey yapmadılar. Evet. İşte o sırada Amerikan hükümeti şey dedi. Gelmese de maaşlarını ödeyeceksiniz dediler. Onların belli bir kısım paralarını bize ödettirdiler. Ama bize destek de verdiler. Yani en başta değil de sonradan belli maddi şeyler geldi. Şimdi de bir yasa çıkartmışlardı. Hala biz onun parasını almadık.
Mesela eczacılar, eczane teknisyenleri, eczanede çalışanlar olsun, maaşlarının üzerine 3-4 dolar, 5 dolar civarında ilave katılım, hero yardımı, kahraman yardımı diye bir para alacaklar diye bazı eyaletlerde vermişler ama bizim eyalette daha başlamadı. Henüz başlamadı. Yani veya da bize daha başlamadı. Yani evet. Yani toplamda çalışan bir kişiye 25 bin dolar verecekler bir yıl için. Yani tabii o çalışanın direkt maaşına yansıyor. Yani bize para vermiyorlar. Direkt çalışanın kendi maaşına yansıtacakları o şekilde bir şey oluyor. O şekilde yardımlar ettiler. Ama tabii COVID'in bize getirmiş olduğunu size söyleyeyim. Bakın Amazon büyüdü. eBay büyüdü. FedEx büyüdü. DHL işte UPS büyüdü. Yani zincir zincirden kastım özellikle online zincirler aldı başını gitti. Biz eczanede zaten OTC satışımız düşük. Yani şey olarak tamamen bitti. Eczaneyi küçülttük. Sadece ilaç satar duruma geldik. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsini siz de yaşamışsınızdır. Bir Kesinlikle. derma kozmetiği hasta sizden almamıştır, online almıştır. Aslında bu Amazon'un ekmeğine yağ sürdü. Maalesef ve birçok iş yani küçük işletmeler geri dönmeyecekler. Yani ben bunu size söyleyeyim. Türkiye'deki durum daha iyi değerlendirildi. Devlet daha iyi bir süspanse etmeye çalıştı olayı ama Amerika'da birçok firma kesinlikle geri gelebileceğini zannetmiyorum. Biz bu kadar zorlandıysak onların gelme şansı zaten hiç yok. Ama bunun sonucunda nasıl bir reaksiyon olacak bilmiyorum. Şimdi insanlar evlerinden olmaya başlayacaklar, atılacaklar, o kiralarını ödeyemeyecekler. O kira toplayan insanlar gelirleri olmazsa kimi oraya kiraya koyacak? Yani o bir zincir olarak domino etkisiyle ekonomiyi etkileyecek. Ama bunu ne kadar etkileyecek göreceğiz. Restoranların çoğu kapandı ve bir daha açılacaklarını zannetmiyorum. Spor salonları hala kapalı. Yani tabii onlar için yani 3 ay, 4 ay, 5 ay tamam da sonrası. Bir de biliyorsunuz şimdi Eylül geliyor ve biz neyi gördük? Hindistan'da, Brezilya'da yani oralar tropikal veya sıcak iklim. COVID'in yayılmaya devam ettiğini gördük. Aynen Yani siz kışın griple ve zatürreyle COVID'in yaşadığımızı düşünün. öyle. Virüsün burada çok Yani artacak bu kesinlikle. Eylül, bu sene kış geçen seneden daha zor olacak diye düşünüyorum. İnşallah aşı bulunur ama aşı da tabii gelecek sene Mart'a yetişir. Yani öyle pat diye çıkmayacak bir şey olduğunu herkes biliyor. Bazı şeyler zaman alacak. Yani biz moralimizi yüksek tutup kendimizi buna hazırlayıp buna göre önlemler alıp ve bu psikolojiyle girmemiz lazım. Yani kazanmak için girmemiz lazım. Çünkü öyle kolay bir şey olmadığını gördünüz. O elbiselerle çalışmak, o şeyle yapmak ve gelecek yani. Geri gelecek. İnşallah yani daha az bir şekliyle gelir ama gelecek yani. Eylül, Ekim, Kasım bence bayağı kötü geçecek diye düşünüyorum. İkinci dalga bekleniyor Bakalım. zaten şu anda tüm dünya tarafında. Aynen. Aslında anlattıklarınızı dinlediğimizde şunu fark ediyoruz. Oldukça paralel seyretmiş süreçler. Maske temini, dezenfektan temini, koruyucu kıyafetlerle çalışma ve benzeri süreçleri Türkiye'dekiyle oldukça paralel bir şekilde yaşamışsınız siz de orada. Onlarda Evet. çok da bir farklılık olmadığını gördük. Tabii ki devletin verdiği destek sonradan başlamıştı. O da gayet anlaşılabilir aslında. Çünkü ilk kez böyle bir süreçle karşılaşıyor dünya. Çok uzun zamandan beridir ilk kez böyle bir pandemi yaşıyoruz Evet. ve kimse yarın neyle karşılaşacağını bilmiyor. Bunun getirdiği bir şey olarak dediniz ki OTC satışlarımız durdu. Aslında o konuyla alakalı sormak istediğim bir şey vardı. Amazon ve eBay'den bahsettiniz. Orayı biraz açabilirsek şöyle. İnternetten OTC satışından biraz bahsedelim. Biraz da OTC ürünler bildiğim kadarıyla Amerika'da sadece eczanede satılmıyor. Belli bazı ürünler Tabii. marketlerde ya da drugstore diye ayrı bölümlerde satılabiliyor. Orada eczanede satılmakla birlikte eczane dışında da satılan bu takviyelerin eczane ekonomisindeki payı nedir? Bu süreç nasıl etkiledi eczacıları? Ne zamandır böyle ve bunun geri dönüşümü sizce var mı? Yoksa bundan sonra tamamıyla internet aracılığıyla mı gerçekleşir pandemi sonrasında? Şimdi güzel bir soru sordun Esra'cığım. Bunun cevabını vereyim. Ama umarım meslektaşlarım beni yanlış anlamazlar. Çünkü bunun cevabı biraz karmaşık bir cevap. Şimdi gelelim şeye. Amerika'da normalde bizim gibi bir eczanenin over the counter satışı %10'un altındadır. Biz sadece ilaç satarız. Ve Amerika'da eğer üzerinde Rx onu yazmıyorsa her yerde satılabilir. Yani vitamin olsun, bebek maması zaten hiç satmıyoruz. Yani bebek mamasını unutun.
Diaper, yani bebek bezi unutun. Islak mendil falan bizde yok. Yani bir iki tane vardır. Onlar da tozlanır. Arada gider tozlarını silerler. Arada raflara giderler. İşte 100 taneden 15-20 tanesi miadi geçmiştir. Atarlar. Evet. Çünkü bizde satışı yok. Neden yok? Bir CVS ve Walgreens'ler ciddi indirimini alabiliyorlar. Ve onların rakamlarına yanaşmanız mümkün değil. Yani mesela Migros'un parasetamol sattığını düşünün. Siz 1 TL'ye satarken Migros 50 sente verebilecek. Siz bununla başa çıkma şansınız yok. Zaten adamların amacı sizi batırmak. Yani masumca ben bir şey yapmıyorum, ben ticaretimi yapıyorum diyor. Ama amaçları o değil. Yani onu 1 dolara alıp 50 sente verebilir. Orada ne yapar? Reklam der. Öbür tarafta başka ürünleri satar. Oradan parasını yapar filan. Ama sizin öyle bir şansınız yok. Evet, Sizin kesinlikle. ilaçta geliriniz sabit. Sizin ilaçtan başka da geliriniz yok. Diğer o kozmetikler filan birkaç tane şanslı eczacı işte ne bileyim Antalya'da veya işte ne bileyim Bodrum'da deniz kenarındadır. İşte orada konumu da güzeldir. Orada bunları satar filan. Ama birçok kişi yine Migros'a gider. Bir koruyucu ile şeyini alır vesaire. Şimdi eczacıların Türkiye'deki konumu Amerika'dan farklı. Bizde zincir var. Bizde online zaten var. Evet. Yani mesela bu pandemide ben çok Amazon'un benden çaldığını düşünmüyorum. Zaten satmıyordum. Evet. Ama Amazon CVS'ten ve Walgreens'den ciddi çaldı. CVS ve Walgreens açıktı ama insanlar dışarı çıkmak istemediler. Korktular. Order ediyordu. Bahsettiğiniz bu CVS tam olarak nasıl bir yere sahip? Amazon'dan farkı ne? Eczaneden farkı ne? Migros'un eczane açtığını düşün. Tamam, bu şekilde yine bir zincir mantığı ama oldukça yaygın alana sahip. 10 bin taneden fazla eczanenin olduğunu düşünün. Tamam. Eczane departmanının dışında çok ciddi vitamin, ağrı kesici, kozmetik, oyuncak, günlük bazı yiyecekler, içecek mi içecek, çikolatalar falan. Kimilerinde yani ekmek, gazete bile bulabileceğin şekilde fotoğraf basabilen falan. Hani ve birçok şeyi içinde barındıran yerler. Kimisinde manav market de var. Mesela yani ciddi. Mesela Carrefour'u düşün. O şekilde olan bir CVS dahi görebilirsin. Yani Anladım. adı Carrefour ama içinde eczane açmış. Zaten bizim Türkiye'deki en büyük istemediğimiz şey bu. Evet. Çünkü ilaç eczacının kontrolünde olması Evet, lazım. kesinlikle. Bunlar ne diyorlar? Ben o ilacı burada satarım, yarı fiyatına satarım. Yarı fiyatına satar. Ondan sonra da dünyada, Amerika'da en çok ölüm sebeplerinden bir tanesi overdose, ağrı kesicidir. Yani işte satarsın, orada da insanlar ölürler. Ama Big Pharma'nın umudu olmaz. Neden? Çünkü Big Pharma para yapıyordur. Evet. Yani olay, ben size en başında ne dedim? Kuzu kurt olayı. Siz kuzuyu kurda teslim ederseniz artık ondan sonra o kurt onu kuzuyu nasıl yer, ona yapacak bir şeyiniz yok. Çünkü olay kopmuş Amerika'da. Yani Big Pharma şu anda piyasayı kontrol ediyor ve bu piyasayı da zincir eczaneyle kontrol ediyor. İlaç yapanı ve zincir eczane aslında piyasadaki en büyük oyuncu. Yani bir Pfizer eğer CVS istemezse onun ilacını satamaz. Düşünebiliyor musunuz? Bu sefer ne oluyor? Siz onların dediğini yapar duruma geliyorsunuz. Mesela farz edin bir zincir geldi Türkiye'ye. C diye bir zincir geldi diyelim. Hükümete dedi ki ben ilacı yarı fiyatına vereceğim. Hükümet de şimdi wow, çok iyi bir şey. Anladınız mı? 10 dolara satacaksın. 5 dolara satacaksın. Tamam dediğini düşünün. Adamlar gerçekten de 5 dolara 1-2-3 yıl satarlar. Bütün herkes kapandıktan sonra dönerler derler ki ben artık müşten para yapmıyorum. Bundan sonra 20 dolar. Hükümet derse ki vermiyorum, satmıyorum. Şimdi Amerika'da bir senatörün dediği laf batırılamayacak kadar büyükler. Evet. Yani Amerikan hükümeti başa çıkamıyor çünkü o kadar büyük ki yani ilacı kesmekle tehdit ediyor. Yani sizin sağlığınızı kesmekle tehdit ediyor. Öyle bir yapı oluşmuş. Türkiye'de bunun izin verilmemesi lazım. Ama Türkiye'ye şimdi Amazon girdi. Evet. Online satışlar var. Onlar zaten sizin birçok şeyiniz var. Ve sizden bunu yavaş 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 daha da çok çalacaklar. Hükümetin sizin ilaçtan kazancınızı artırma gibi bir derdi yok. Çünkü sizin gelirinizi artırması onun giderini artırması demektir. Yani anlatabiliyor muyum? Bir de şöyle bir şey var. Yani hükümet niye kalkıp desin ki ben bir eczacı 20.000 TL kazanma şartı getiriyor. Böyle bir şey yok. Evet. Yapabilirsen yaparsın, yapamazsan yapamazsın mantığını gidiyor. Onun vereceği, cebinden çıkacağı paraya bakıyor. Siz de aynısını yapıyorsunuz. Siz bir çalışanınıza, abi ben sana 5.000 TL vereceğim diyor musunuz?
Ya ben sana 3 bin verebilirim, 2500 verebilirim. Benim kazancım bu şekliyle. Çünkü onun geliri sizin gideriniz. Aynı mantaliteyle işlem sürüyor. Sizin burada yapabileceğiniz şey şu. Evet. Artık eczacılıkla branşlaşmanız lazım. Yani bir klinik eczacı olmanız lazım. Bir fitoterapi eczacısı, bir hemopati eczacısı, bir majistral eczacısı olması lazım. Yani majistral eczacısı dediğim haftada bir veya ayda bir reçete yapan değil, günde 10, 15, 20 tane reçete yapan bir eczacı olmanız lazım. Ama bunu da normal bildiğiniz o dört duvar arasında yapma şansınız yok. Bir de haftanın 60 saati oradasınız. Yani beyniniz olsa o beyin çalışmaz bir süre sonra. Darılmayın ama bu böyle. Yani Mutlaka. o dört duvar arasında nasıl bir yaşantı? Yani ben de yaşadım. Ben de yaklaşık 8-10 sene Türkiye'de eczacılık yaptım. Hani yaşarken, koştururken, işte çoluk çocuk, işte ne bileyim şu bu filan derken vakit geçiyor ama kendinizi eczacı olarak yetiştiremiyorsunuz. Evet. Eczacının başından ayrılma hakkınız yok. Yani dışarı çıktığınız zaman iyi sağlık geldi mi başınız belaya Evet. giriyor vesaire. İkinci eczacınız olsa bile siz yine başından ayrılamıyorsunuz. Yani ikinci eczaneye bırakıp gidemiyorsunuz falan filan. Hani Amerika'da öyle değil. Şu anda içeride eczacı çalışıyor. Ben buradayım, oturuyorum. Size bu konuşmayı yapabiliyorum. İşim çıktı. İçeride eczacı çalışmaya devam ediyor. Ben gidiyorum. Amerika'da kural şudur. İçeride eczacı yoksa kapıyı kapatırsın. Kesinlikle açamazsın. Eczanenin açılış kapanış saatleri sana bağlıdır. Eğer dersen ki sabah saat 9'da açacağım. Sen sabah saat 6'da da açsan kimse sana gelip karışmaz. Sen dersen ki ben sabah 9'da açacağım. 9'u 5 geçe geçersen, 3 kere yakalarlarsa ruhsatını alırlar. Yani Geç hiçbir açmak trafiğe suçtur. uğramaması gerekiyor. Kesinlikle. Sen söz veriyorsun, diyorsun ki ben sabah saat 9'da akşam 7 arasında bu eczaneyi açık tutacağım. Ha, istisnalar olur, eczacın hastadır, ne bileyim emergency ilan edilmiştir. Çünkü şeyde oldu mesela, yağmalama olaylarında polis geldi dedi ki hemen kapatıp çıkıyorsunuz. Yani sizin güvenliğinizi sağlama şansımız olmayabilir gibi durumlarda onlara bir şey demiyorum. Mesela akşam 7'de kapatacaksınız değil mi? 6.55'te kapatırsanız ve bunu tekrarlarsanız sürekli ceza yersiniz. Yani ruhsat almaya kadar gidiyor. Ama istiyorsanız 24 saat açın. Başında eczacın var mı? Hiç kimsenin umurunda değil. Yani zaten Amerika'da eczaneyi açık tutabilmek problem. Çünkü eczacı pahalı. Evet. Eczaneyi anlatabildim mi? Yoksa aç istiyorsan 24 saat aç. Ama sen para yapmıyorsan nasıl eczacıyı doyuracaksın? Anlatabildim mi? Ama Türkiye'de tam tersi. 6.30'da kapatsanız belki kimse ses etmez ama 7-5 geçe kapatırsanız kafanızda terliği yersiniz. Durum bu şekilde. Yani istediğiniz kadar eczane açabilirsiniz. İstiyorsanız 100 tane yan yana eczane açın. Adam diyor ki sen o eczanenin yasal prosedürde açık tutabiliyorsan beni ilgilendirmiyor para yapıp yapmaman. Şehirlerde nüfus şeyi yok. İstediğiniz yere istediğiniz kadar eczane açabilirsiniz. Ama sonuçta bu bir ticarethane. Para yapamıyorsanız Evet. o zaman nasıl ayakta duracaksınız? Anlatabiliyor muyum? Mantık burada bu. Kendi kendisini diyor ki bu sistem kendi kendisine balansa ulaşır. Türkiye'de farklı. Türkiye'de ilaçta mesela burada bir eczaneye gidiyorsunuz. İlacın fiyatı 10 dolar. Başkasına gidiyorsunuz 100 dolar. Aynı ilacı. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Aynı ilacın. Mesela benim bir burada tanıdığım Pakistanlı bir aile vardı. Las Vegas'a arkadaşlarının yanına gidiyorlar. Yani kumar oynamak için değil. Ben ona emin ol. Orada işte belki tanıdıkları çalışıyordur belki bir yerde. Onun yanına gidiyorlar. Kızı astım krizi geçiriyor. Doktor buna Ventolin Nebulizer yazmış. Walgreens'e, şey CVS'e gidiyorlar. CVS 1400 dolar fiyat veriyor. Ventolin'e. Diyor böyle bir şey olamaz. Başka bir CVS'e gidiyor. O da 1400 dolar diyor. Beni aradı. Ya Mehmet dedi ya biz buradayız. Las Vegas'a işte aile ziyaretine geldik. Benim kızın durumu bu. Bu ilacı kullanması lazım. 1400 dolar. Ne diyorsun ya? Dedim yani bendeki fiyatı 50 dolar. Abi dedi overnight yapar mısın? Ya dedim overnight 50-60 dolar ödeyeceksin. Dedi 1400 dolar ödemekten 50 dolar ödemek kolay. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu bir zincirin etrafta küçükler olmadığı zaman yaptığı bir uygulama. Yani bunları size şey açısından mesela şimdi Türkiye'deki eczacıların başına gelecek şeylerden birisi online hepinizin pastasını süpürecek. Evet. Sizin online'a karşı durma şansınız yok. Zincir gelmez Türkiye'ye. Anlatabildim mi? Zaten ondan ilgili korkunuz olmasın. Zannetmiyorum ki hükümetin de öyle bir şey olacağını. Zaten daha evvelden de görüşmelerimizde kesinlikle öyle bir şey yok dediler. Sizin probleminiz online. Online'a karşı savaşmanız. Onu da yapabileceğiniz tek şey branşlaşmak. 100 yıl önce doktor vardı, her işe bakıyordu. 100 yıl önce eczacı vardı,
Her ilacı üretiyordu. 100 yıl sonra doktor oldu, cerrahı 10 dalı var. Mikro cerrahi, beyin cerrahi vesaire. Kalp cerrahı mesela. Eczacı yine eczacı. Yani bir doktorlar bu kadar kendilerini geliştirdiler. Niye bir eczacılar kendilerini dallandırmıyorlar? Mesela siz bir majistral eczacı olsanız. Anlatabiliyor muyum? Bütün gün o majistral ilaçları yapsanız sizin yapacağınız preparat bir süre sonra bir sanattır. Veya da siz bir fitoterapi uzmanı olsanız, hastaya geldiği zaman onunla ilgili detayları, vitaminleri verseniz, o sizin hastanız online'dan alamaz. Veya da siz bir dermokozmetik uzmanı olarak, bir eczacı olarak hastanın cildine göre bir şeyler verseniz, onlar kalkıp online alamazlar. Majistral eczacınız da oturur, o hastanın kremini hastaya uygun yapar. Hasta bilse ki 50 dolara satılıyor, siz ona 150 dolar veriyorsunuz, charge ediyorsunuz, hakkınız vesaire. Yine sizden gelip %150 dolar alır. Ben birçok biliyorum meslektaşım. İlacı vermezdi. Şeyin içine sıkar verirdi. Ki hasta bilip alamasın diye. Yani bazısı çok basit şeylerdi. Yani ama bu böyle bir bilgidir. Evet. Siz orada bir bilginizi paraya çeviriyorsunuz. Hı-hı. Yani bilenle bilmeyen bir olmaz. Siz yıllarca okudunuz. Bir bilginiz var. Bir tecrübeniz var. Hı-hı. Oradan birisi gidiyor online'dan. Sizin satınızı yarı fiyatına satıyor. Ne bilgi gerektiriyor, ne tecrübe gerektiriyor, ne yanında birisini çalıştırıyor. Ama ne olmuş oluyor? Sizi yok etmiş oluyor. Sizi köreltmiş oluyor. Evet. Yani Türkiye'deki eczacılık sistemini yavaş yavaş insanların anlayıp buna göre... Burada her gün CVS ve Walgreen'lerle savaşıyoruz. Üzerine her gün online'larla savaşıyoruz. Bu savaşı yaparken de biz görüyoruz. Ha, bunu yaptım, bundan para yapamıyorsun. Bunu yaptım, bundan para yapıyorsun. Sonuçta biz bir sağlık hizmeti veren, aynı zamanda ticari bir kuruluşuz. Evet. Yani ticaretini yapmadan sağlık hizmetini de veremeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde dengeyi ve dengemizi oluşturmamız lazım. Şimdi ister istemez şu anda sizin bahsettiğiniz süreç sanki bizim henüz yaşamadığımız ama ileride yaşayacağımız şeyleri çoktan Amerika'da yaşadığınızı delalet ediyor. Bu anlamda diyorsunuz ki zincir eczacılığın Türkiye'ye geleceğini pek düşünmüyorum. Fakat online ilaç dışı ürün satışı sizin en büyük probleminiz olacak. Şu ana kadarki tecrübelerinizle branşlaşma olup da sanatımızı biricik hale getirmek dışında eczacılarınıza vereceğiniz bir tavsiye var mı? Şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz diye. Ben şunu söyleyeyim. Yani Türkiye ile Amerika'daki eczacılık yapısının artırılması gerekir. Ben isterim ki Türk eczacılarının da gelip Amerika'da eczane açsınlar veya da burada çalışsınlar veya bir yerde eczacılık yapsınlar. İsterim. Çünkü Türkiye'nin Amerika'daki en büyük problemi tanıtım. Bizler burada çok azız. Az olduğumuz için de biz burada kendimizi tanıtamıyoruz. Mesela şu anda bugün günlerden ne Perşembe, tamam, bir Arap eczacım var. Yarın mesela bir Pakistanlı eczacım, Hintli eczacım var. Mesela şu anda diğer ofiste bir Pakistanlı eczacım var. Yani bir Türk eczacım yok. Evet. Bu bizi üzüyor. Çalışanlarımın yarısı en az Hintli. Bir problem değil, çok iyi, çok düzgün insanlar. Ama neden bir Türk yok sorusunun cevabı geliyor. Anlatabildim mi? Ben şey isterim. Yani Türk eczacıların buraya gelmesinin şeyi, yani özellikle gençler için söylüyorum. Hani dili öğrenmeleri kolay olur. Adapte olmaları kolay olur. Ve buradaki güzel şeyleri Türkiye'ye taşırlar. Mesela zinciri taşımazlar. Ama neyi taşırlar? Bir ürün yapmayı öğrenirler. Türkiye'den ürün geliştirmeyi şey yapabilirler. Yani bu tip şeyleri yapabilirler. Anlatabiliyor muyum? Kötüleri burada bırakalım ama iyileri taşıyalım. Aynı şekilde Türkiye'den de güzel şeyleri Amerika'ya taşıyalım. Amerika bizim dost müttefikimiz. Niye bir Çin pazara hakim oluyor da bir Türkiye'ye hiçbir ilacı yok? Niye bir Hindistan pazara hakim oluyor da bir Türkiye'nin hiçbir şeyi yok? Bakın, Amerikan pazarına hakim olan ülke Çin ve Hindistan. İkisi de NATO ülkesi değil. İkisi de müttefik değil. Bir Türkiye hem NATO ülkesi hem bir müttefik. Neden biz bu pazarda zero çekiyoruz? Mesela Atabay ilaç parasetamol üretiyor. Evet. Ve yaptığı parasetamolün belki de çoğunu Amerika pazarına satıyor. Ama bir tane kendisine ait ürünü yok. Yani bunu yapmamız için bizlerin de burada olması lazım. Bunu, yani çünkü satarken eczacının orada olması lazım, çalışırken eczacının veya Türk'ün orada olması lazım. Bu tedarik zincirini kurup burada bir noktaya geldiğimiz zaman, o zaman Türkiye'de üretilen ürünler buraya gelir, buradaki ürünler Türkiye'ye gider. Bu dengeyi oluştururuz. Bu sefer ne olur? Dostluğumuz daha da kuvvetlenir. Çünkü yani şöyle düşünmeniz lazım. Sizin mesela yanındaki komşunuzdan yumurta alıyorsunuz. Onda kötü olursanız yumurta alamazsınız. Bu sefer kavga ederken
lan ben bundan yumurta alamam, benim yumurtaya ihtiyacım var, daha iyi olayım şekliyle davranırsınız. O da sizden mesela meyve alıyor. Evet. O da kavga ederken, ya ben şimdi bunda kavga, bu da ne yapar? Ben size onu söyleyeyim. Gereksiz kavgaların çıkmasını engeller. Çok basit bir şey. Bundan 2-3 yıl önce Türkiye ile Amerikan hükümeti tartıştılar. Böyle bir hoş olmayan bir durum oluştu. Amerikan hükümeti 2 tane fırkateyn verecekti. Kullanılmış eski fırkateyn. Evet. Ermeni lobicileri dediler ki vermeyin, işte şöyleydi böyleydi. Oradaki senatodakiler de tamam ya öyle yapmayalım dediler. Vermediler. Yani bakın çöpünü vermekten vazgeçti. Hoş Türkiye çok güzel bir noktaya geldi. Kendi silahımızı falan üretiyoruz falan ama yani buradaki lobicilik faaliyetinin bize negatif etkisini biz bunu eczacılar olarak aşabiliriz. Anlatabiliyor Evet. muyum? Yani bizlerin buradaki bulunması bile Türkiye için iyi, Amerika için iyi. Çünkü bizler gerçekten de yani siz geldiğiniz zaman nasıl bir İstanbul'a gidiyorsun kozmopolitan, Amerika'ya geliyorsun aynı şekilde kozmopolitan. Yani insanlar farklı renkte, konuşmalar farklı falan ama sonuçta bizim o sıcaklığımızla biz buraya adapte olabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani o da onların da bize adapte olması kolay. Onlar gibiyiz. Bir farklılığımız yok. O diyaloğu yakaladığımız zaman bizleri tanıyan olay bitiyor. Çözülüyor yani. Anladım. Var mı Amerika'da senin başka eczacılığı sorun? öneriyorsunuz o zaman meslektaşlarınıza. Şunu sorayım son olarak. Şimdi Kesinlikle gelip burada farklı görsünler farklı isterim. Evet, bu farklı sigorta sistemleri tarafından karşılanıyor şekilde. Çünkü bir eczacı görev esnasında bir hata yaptı. Eczane uygulamaları esnasında yanlış bir ilaç vermiş olabilir yahut dozlamayı yanlış tarif etmiş olabilir. Böylesi bir durumda nasıl bir yaptırımla karşılaşıyor ya da bunun bir yaptırımı var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada herkesin kendisinin özel sigortası var. Biz eczane olarak bir malpractice insurance'u yapıyoruz. Yani hatalı bir işleme karşı. Ayrıyeten eczacının da kendisine ait sigortası var. Anlatabiliyor muyum? İki tane korumamız var. Yapılan hatada ilk önce eczane olarak biz cover yapmak zorundayız. Hatayı yapan teknisyen de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani veya da hata düşündüğünüz yanlış ilaç vermek olmayabilir. Yani Amerika'da böyle bir şey var. Hasta kaydı düştü, ayağını kırdı eczanede. Siz sorumlusunuz. Niye orayı iyi temizlemediniz veya niye orası kaygandı gibisinden düşünün. Anlatabildim mi? Bu tip şeyler olduğu için de biz bir 4 milyon dolarlık şemsiye coverage alıyoruz. Ama eczacı da kendisine ayrıca bir insurance sigorta almak zorunda. Ki hata yaparsa o sigortadan karşılansın şekliyle. Bu Bu şekilde şekilde bir sigorta. yani bu şekilde sınav. Ama bakın şu var. İşte bunun dezavantajı şu. Çok güzel mantıkla kurulmuş. Ama mesela doktorlarda şimdi bu geri tepiyor. Neden geri tepiyor? Ya doktor tedavi yapacak. Diyor ki şimdi ben buna dokunacağım. Bu yarın beni kalkar dava eder. Başıma bela mesela. Anlatabiliyor muyum? Mesela görüyor orada hastanın bir ilaca ihtiyacı var ama mesela CDC veya da sizde nasıl diyeyim Sağlık Bakanlığı o ilacı o konuda kullanımına izin vermemiş. Şimdi siz onu o konuda kullanımına izin verirseniz hasta sizi yarın öbür gün dava ederse siz suçlusunuz. Ne oluyor? Bu sefer doktor tedavi etmekten kaçınıyor. Mesela müdahale etmekten kaçınıyor. Yani mesela Amerika'da birisi boğulurken kurtarırsanız sizi dava edebilir. Niye beni kurtardın? Sen sağlık çalışanı diye. Yani böyle bir mantık var. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Öyle de olunca bu sefer insanlar su edilmemek yani davaya maruz kalmamak için ya geri adım atıyorlar. Yani böyle de bir şey var. Mesela doktorları çok dava ettikleri için bu sefer doktorların malpractice insurance'ları artıyor. Bu sefer doktor diyor ki yani ben bu tedaviyi 100 dolara yaparım ama diyor ben şimdi 200 dolar alacağım çünkü onun 100 dolarını benim sigortaya vereceğim. O zaman ne olmuş oluyor? Sağlık hizmeti artmış oluyor. Fiyatı artmış oluyor. Yani o da o yani bunu yaparken mesela Türkiye'de zorunlu trafik sigortası vardır. Her araç için yapılır ve çok büyük bir kazada oradan parayla aslında herkesin arabası falan ödenir. Çok birçok kişi bunu kullanmayı bilmez. Aynısını Türkiye'de de yapabilirler. Yani Sağlık Bakanlığı her doktorun, her eczacının belli bir şeyini yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir sigorta şirketi. Böylece bunun nasıl diyeyim? Abüz etmek ne derler? Suistimal edilmesi. Suistimalini engellenmiş olur. Çünkü doktoru düşünün. En ufak şeyde dava açıldı mı bu sefer 100 dolara bakacağına diyecek ki ben bu sefer 200 dolara bakıyorum. Çünkü o var.
insurance firmaları diyecekler, aa senin şöyle oldu, senin premiumunu 100 dolardan 500 dolara çıkarttım falan. Hani bunun önüne geçmenin şeyi bence devletin kontrolünde genel bir sigortalamayla olsa daha iyi olur Evet. diye O düşünüyorum. anlamda Türkiye biraz daha o zaman tek elden yürütülen bir sisteme sahip diyebiliriz. Çünkü bizlerin en korkulu rüyası SGK'dan gelecek bir kesinti mesajı. Sormuş. OTC dediğimiz ilaç gruplarının marketlerde satılması, kolay ulaşılabilir olması hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim diye. Şimdi Türkiye'dekilerin nasıl düşündüğünü biliyorum. Ama siz olaya şöyle bakacaksınız. Eskiden Türkiye'de eczacıysanız, yani hepimiz yaptık. Benim zamanımda en azından yapılıyordu. Antibiyotik de veriyorduk, arkisi de veriyorduk, her şeyi de veriyorduk. Yani çok kez reçeteyde biz diyorduk işte, evet senin bir durumun varsa bunu veririz. Yani bunu yapmamış olan eczacı yoktur. Şu anda belki yapmıyoruzdur, belki %1'lere düşmüştür. Ama reçetesiz ilaç satışı, yani şu anda sizin medulla sisteminden dolayı falan ciddi kontrol edildiği için yapamıyorsanız yapamıyorsunuzdur. Yoksa hani bıraksalar size yapabileceğimiz bir şey yaparız. Amerika'da öyle bir şey yok. Amerika'da kesinlikle reçeteli ilaç reçetesiz verilmez. Şimdi bu durumda başınız ağrıyor. Bir Tylenol'a ve işte bir parastamol'e, Parol'a, artık Minoset neyse ona ihtiyacınız olduğu zaman şimdi siz eczaneye gideceksiniz. Burada eczanelerin çoğu 7'de kapanıyor. Bizde nöbet diye bir şey yok. Yani 24 saat olan açık eczaneler var ama orada da siz reçeteyi nereden alacaksınız? Acile gidip bir tane parastamol reçetesi mi yazdıracaksınız? Kaç lira? 2 dolar. Orada diyor ki bunlar over the counter. İnsanlar biliyorlarsa nasıl yapacaklarını alsınlar, kullansınlar. Ha şimdi gelelim. Çok Dezavantajları. güzel bir uygulama. Ama aynı zamanda çok da kötü bir uygulama. Çünkü parastamolun toksik dozajını biz biliyoruz. Amerika'da birçok ağrı kesicide parastamol etken maddesi ikinci etken madde olarak kullanılır. Mesela nasıl diyeyim size? Burada oral narkotikler çok yüksektir. Oksikontin. Oksikontinlerin hepsinin hemen hemen içinde parastamol da vardır. Şimdi narkotik ağrı kesici kullanan bir hasta genelde 3 veya 4 tablet alır günde. O da ne yapıyor? Otomatikman kafadan 1500 miligram günlük alıyor demek. Ve bunu her gün aldığını düşünün. Bir kere zaten hani sürekli akümülasyon oluyor. Üzerine gidip başı ağrıyor, bir şey ağrıyor diye tekrar gidip Tylenol da alıyor. Ne olmuş oluyor? 2000 mg, Parastamol senin. 2500 mg. Ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'de ilaçtan dolayı, over the counter ilaçtan dolayı ölümle Amerika'daki arasında belki 100 kat fark vardır. Anladın mı? Yani bunu ben şimdi söyleyemeyeceğim evet böyledir diye ama eminim öyledir. Çünkü dünyada en çok over the counter ilaçtan ölen insan belki Amerika'dadır. Çünkü bilmedikleri için alırlar. Yani onu Tylenol'u şey gibi alırlar. Leblebi gibi yutuyorlar. Anlatabildim mi? Bu da belki o an için o şey olabilir ama uzun Vadede. şeyde karaciğer yetmezliğine falan da sebep olacağını düşün. Yani çünkü siz 4 miligramı bugün aldınız ama her gün 4 miligram alacak. 4 miligram toksik dozdur diyelim ama siz 2 miligramı her gün alırsanız bir hafta sonra belki o akümülasyon, karaciğer enzimleriniz yetmezliği, işte böbrek yetmezliği falan belki o 4-5 gramın üzerine çıkacak. Mesela naproxeni Türkiye'de birçok eczacı 2 çarpı 1 verir. Yani burada bazıları 3 çarpı 1 veriyor ve 1 ay boyunca veriyor. Onun böbrek toksikolojisine baktığınız zaman 3-4 günden sonra onun 2 çarpı 1'e düşmesi lazım. Ne oluyor? Kullanıyor hasta. Bilmediği için kullanıyor. O yüzden de over the counter evet olabilir ama yine de eczacının gözetiminde olması çok önemli. Türkiye'de nöbetçi eczacılık var. Yani 24 saat o eczane nöbet sistemiyle açık. Yani mesela CVS'de 24 saat açıkları var filan şeklinde. Onlar nöbet tutmuyorlar ama o şekilde yapılıyor. O yüzden de over the counter'ın marketlerde olması doğru değil. Zaten Türkiye'de her yerde eczane var. Köşe başında eczane var. Anlatabildim mi? Bu kadar çok eczanenin olduğu bir ülkede siz o over the counter ürünü kalkıp da şeye koymamanız lazım. İhtiyaç da yok Ama zaten. yani o açıdan ihtiyaç yok. Ama şimdi sadece parastamol demeyelim, aspirin demeyelim. Emzik, biberonu ne kadar satıyorsunuz? Yani onu koyma diyemezsin. Yani sen bir markete biberon, emzik, mama koyma diyemezsin. Sen şey diyecek eczacılarımız, aa mama da konmasın. Öyle bir şey yok. Mamaları yani kaçını biz eczacılar anlatıyoruz hastaya? Yani şimdi bazı meslektaşlar diyecek ki aa şu, bazı mamalar var zaten sadece eczanede satılıyor. Ona bir şey demiyorum. Ama bazı mamalar var ki yani doktor veriyor, o kişi onu 4-5 ay kullanacak. Her seferinde eczaneye gelmek istemeyebilir. Yani orada bir şey tartışırken
şeyimiz olmasa. Vitaminler. Vitaminler over the counter her yerde satılabilir. Satılabilir. Yani hem bir yemek yemesin hem vitamin almasın. Ama biz eczacılar kendimizi nasıl koruyabiliriz? O vitamini satarken biz orada hastaya bir şeyleri söylersek o hastayı bağlarız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani kendimizi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Aynen. Biz kendimizi konumlandırmamız lazım. Yani bir güneş koruma kremini eczanede satılmıyor diye firmayı suçlayamazsınız. Yani bu dermokozmetiğin biz eğitimini aldık diyebilirsin ama siz hiç piyasaya bir tane preparat çıkartmadıysanız o zaman sizin konuşma hakkınız yok. Burada Big Pharma bunu alır istediği gibi de şey yapar. İlaçta reklama karşıyız. Amerika'da yapılıyor. Big Pharma televizyon sistemlerine şey yani dedim ya yani kuzuyu kurta teslim ettikten sonra her şey başına reklam çatır çatır reklam yapıyorlar. Kesinlikle yanlış. Çünkü belki o ilaç size doğru değil. Ama siz onu televizyonda görüyorsunuz. Doktor diyorsunuz ki ben bunu istiyorum. Ama Big Pharma bu işten para yaptığı için umurunda değil. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden Türkiye'deki sistem çok güzel ama bizler eczacı olarak ve Türk eczacılığını korumak ve ileriye taşımak için ayarlar yapmamız lazım. Yani uzmanlığa başlamamız lazım. Kendimizi daha farklı konulara çıkartmamız lazım. Ve Türkiye'deki eczacılar gerçekten iyidir. Çünkü Türkiye'deki eczacının satış yapabilmesi için tamam mı? Ya çok iyi konuda olması gerekir. Evet. Ya da çok iyi işi bilmesi lazım. Yani Amerika'da öyle değil. Amerika'da konum önemlidir. Ama benim hastam bana gelir çünkü fiyatımı ayarladı. Türkiye'de öyle bir şey yapamazsınız. Siz 10 dolarlık bir ilacı Türkiye'de bir eczanede 10 dolar, diğerinde 8 dolar, diğerinde 3 dolar olmaz. Ama Amerika'da o var. Sonra Amerika'da CVS gibi bir eczaneye girdiğiniz zaman 2 saat sizi bekletirler. Ben 10 dakikada veririm. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu tip şeylerle siz kendinizi şey yapıyorsunuz ama bu sefer de ben çok iyi bir eczacı olmak zorunda değilim ama çok iyi hizmet verebiliyorum. Evet. Anlatabildim mi? Türkiye'de ama eczacı iyi olmak zorunda. İşi bilmek zorunda. Çünkü hasta ona inanmazsa kalkar köşedeki diğer eczaneye gider. Evet. Yani sizin Türkiye'deki konumunuz genelde siz eczacı kavga edersiniz, saç baş gireriz, meslektaşımızdır, ertesi günde öpüşürüz. Evet. Bizim o sisteme marketleri sokmamamız lazım. Marketlerin hani biberondu, emzikti, ne bileyim diaper'dı, ona yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bazı kalemleri kesinlikle sokmayama şansına sahibiz. Amazon'a, online'a mesela vitaminler. Ya satarlar. İstediğiniz kadar ağlayın, zırlayın, tepinin. Amazon satıyor burada. Çatır çatır satıyor. Kim yani ne yapacaksınız? Hiçbir şekilde duramayacaksınız karşısında. Sizin gücünüz yok. Biz duramadık. CVS duramıyor, Walgreens duramıyor. Ama siz ne yapabilirsiniz? Eczacılar bir araya gelip kendinize ait özel vitaminler çıkartırsınız ve hasta onu verirsiniz ve hiçbir yerde de sattırmazsınız. O zaman o hasta sizden gelir, onu alır. Mesela bir böbrek hastasının vitamin kullanmasıyla bir karaciğer hastasının vitamin kullanması aynı değil. Evet. Ama online'da satılan ilaçta öyle bir şey var mı? Yok. Yani bunları siz hastaya anlattığınız zaman siz zaten mesleğimiz gider. Evet. Sağlık danışmanı olarak vazgeçmez olduğumuzu hatırlatmamız gerekiyor. Bir soru daha gelmiş ama biraz önce cevapladığınız özel sigortaların ödeme sistemleriyle alakalı. Geride kalan dakikalarda cevabını bulacaktır. Zaten videoyu kayıtlı olarak bırakacağız sayfada. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Aktarmak istediğiniz başka bir şey var mı? Abi, bilmiyorum. Bayağı gevezelik yaptık. Bilmiyorum kaç dakika konuştuk. Siz orada verdiğiniz zaman. Çok teşekkür ederiz. Değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Biz de en azından şu anda Türkiye dışında sağlık uygulamalarının nasıl ilerlediği hakkında fikir edinmiş olduk ve kendimizi güvenceye almak, elimizdeki imkanları kaybetmemek adına nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında bazı fikirler edinmiş olduk. Vaktiniz için tekrar teşekkürler. Başka bir sohbette görüşmek üzere ben diyelim. Ben teşekkür ederim. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak mesela şimdi biz bu görüşmeyi yapıyoruz. Bunu biz Covid'den önce yapmıyorduk. İşte Covid'in bize hayatımıza kattığı bir şey. Ve ben sana şunu da söyleyeyim. Duayen eczacılarımız alınmasınlar ama onlar şu anda bunu yapamazlar. Yani ne o? Genç eczacılarımız biz bunu yapıyor. Değil mi? Bizim Türkiye'deki eczacılıkta değiştirmemiz gereken şeylerden bir tanesi de bu. Gençlerle duayen eczacılarımızın birlikte çalışması. Yani o bir genç eczacı geldi, işte o köşeye eczane açar, benim müşterimi alır diye değil. Biz bu sistemden kurtulmamız lazım. Evet. Biz de eczacılık okulda öğrenilir, eczanede pekiştirilir, bizimle de toprağa gider. Hiçbir eczacı bütün bilgisini bir başkasına anlatmaz, göstermez. Bu da
bizim hep aynı cycle'ı yaşamamıza sebep olur. Halbuki gençlerle duayen eczacılar bir araya gelseler, biz bu gençlerin dinamizmini alsak, sizler de bizim bilgi ve tecrübemizi alsanız, o zaman bu cycle bir kişinin hayatıyla değil, sürekli hale gelmeye başlamış olur. Anlatabiliyor muyum? Bizim bunu yapmamız lazım. Bunun için de herkes elini taşın altına koyması gerekir. Yoksa patır patır kapanacaksınız ve bu zincir geldiği için de olmayacak. Bu size kalan pasta hep marketten, online'dan, şuradan buradan kesildiği için olacak. Evet. Bunu değiştirmek için kesinlikle majistrale yönelmenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Branşlaşmayı tavsiye ediyorum. Ve yani grup eczacılık olabilir, kızmasınlar veya da işte bir şekilde, yani zaten şu anda hükümet onu size çaktırmadan yapıyor. İkinci eczacılık başladı. Zorla sizi de eczaneye bir başka eczacıyı sokuyor falan. Siz sahibisiniz, yeni gelen eczacı orada çalışan durumunda ama bunu farklı şekillere de büründürülebilir. Veya büründürmeyin. Yani sonradan beni aforoz etmesinler diye söylüyorum. Ama bulunduğunuz ortamı gelecek kuşağa taşımanız lazım. Şu interneti bizler birçoğumuz kullanamıyoruz. Evet. Doğruya doğru. Ama gençler çatır çatır kullanıyorlar. O zaman ve bizim müşterilerimiz bizimle birlikte yaşlandı. Ama genç nüfus var. Onlar bizim müşterimiz değil mi? Onlar online'a mı gidecekler? Hayır. Onları da katmamız lazım. App'lar var. iPhone application'ları falan var. Bir eczanenin bunu yapması belki çok zor. Bunları almanız işte Türkiye'de belki bunu yapan firmalar vardır onlara. Ama bunun başında da oturup uğraşmanız gerekiyor. Evet. Yani gençlerin o ilgisi bir dakikalık iş, bizim için bir günlük iş. Yani onlarla bizim bilgimizi falan böyle birleştirerek eczacılığımızı bir böyle yoğurursak çok güzel, güzel bir en az bir 40-50 yıl daha gideriz eczacı olarak diye düşünüyorum. Evet. Tamam mı? O anlamda Sizlere duayen başarılar dilerim. eczacılarımızın bilgisinden faydalanmamız gerekiyor ve genç eczacıların dinamizminden faydalanıp bir ortak nokta. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok Ben değerli bilgiler teşekkür ederim. paylaştınız bizimle. Arkadaşlarımız Mersin'e videoyu selamlar. İzleyebilecekler zaten sonrasında. Baş üstüne bizden de Amerika'ya selamlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Evet, selam. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere, iyi günler.